Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde örnek uygulamanın son dersini işleyeceğiz. Yani After Effects'te son bir örnek uygulama yapacağız. Gelin hep birlikte ne uygulama yapacağız bakalım. Evet, yine After Effects'te yapabileceklerimizi görmek için yeni bir uygulama yapalım bu dersimizde. Hemen yeni bir composition açıyorum. New Composition komutunu kullanarak PAL DV presetinde şöyle OK diyorum. Burada daha fazla yer kazanmak için her zaman olduğu gibi buradaki ikonu tıklayarak şöyle alanımı genişletiyorum. Evet. Bugün sizle yine üniversitemizin adını şuraya yazdıralım yavaş yavaş. Bunu çeşitli araçları kullanarak dışarıdan hiçbir malzeme kullanmadan yapabiliriz. Onu nasıl görelim? Bu dersimizde şimdi başlayalım. Önce hemen text layer'ini alarak üniversitemin adını buraya yazıyorum. Burada bakın, ben text layer'ını burada seçer seçmez hemen bana text ile ilgili düzenlemeler yapmam için ilgili paletler açılıyor. Şu anda ihtiyacım yok onlara, kapatıyorum. Evet, Lefke Avrupa Üniversitesi. Şimdi şöyle bir çalışma yapalım sizinle. Lefke Avrupa Üniversitesi 3 kelimeden oluşuyor. Bunlar ekranın dışından bir yerden burada yazılan yerlerine otursun. Öyle küçük bir animasyon yapalım. Hemen şunu da kapatayım buradan daha fazla yer kazanmak için. İlk öncelikle bu layer'ım burada bana kılavuzluk etmek için dursun. Bu burada dururken ben burada bunun kelimelerine bölünmüş bir şekilde yeni layer'lar oluşturuyorum. Bu layer'ım aktif iken buradaki edit komutundan duplicate tıklayarak bir tane daha kısa yolu Ctrl D olduğu için iki kere daha yapıp 3 tane layer elde ettim. Buradan görünümü full seçebilirim. Bir önceki derste bilgisayar çok zorlayacağı için onun çözünürlüğünü düşürmüştük. Birinci layer'ımı ilk önce aktifliyorum ve çift tıklayarak buradan Avrupa Üniversitesi yazısını siliyorum. Sadece Lefke kalıyor. Sonra ikinci layer'ımı aktifleyerek başındaki Lefke'yi şöyle ve sonundaki Avrupa'yı üniversitesini silerek sadece Avrupa'yı bırakıyorum. Şöyle bakın, şunu tekrar bana kılavuzluk edecek layer'ı aktiflersem, görünür yaparsam şöyle şu Avrupa şöyle tekrar üstüne denk getiriyorum. Şöyle bakın. Evet. Ve sıradaki layer'ı çift tıklayarak ilk baştaki Lefke Avrupa'yı silerek sadece üniversitesini bırakıyorum. Şöyle daha sonra tekrar bu ikonumu seçip bunu üniversitesinin üzerine şöyle getiriyorum. Şöyle bakın. Şimdi ben artık burada Lefke Avrupa Üniversitesi karakterlerini tek tek kelime kelime daha doğrusu elde etmiş oldum. Şimdi bunlarla ilgili yine küçük bir düzenleme daha yapalım. Üniversitesinden başlayalım bu sefer. Şöyle birazcık büyütüyorum daha rahat çalışmak için. Bakın burada
Neydi? Şurada hatırlayacaksınız. Şurada transform özelliklerinden anchor point dediğimiz şu nokta. Yani şu üniversitesi yazısını tuttuğumuz nokta olarak düşünün. Bunun hareket edeceği nokta. Bunu benim ortaya taşımam gerekiyor. Bunu iki yöntemle yaparım. Ya buradan transform penceresini açıp x ve y üzerinden siz şöyle değerleri değiştirerek şöyle ortaya taşıyabilirsiniz. Ama o zaman şöyle gördüğünüz gibi yere de kayar. En iyi seçenek şudur. Buradaki pan behind tool'unu alıp buradan şöyle göz kararı şu iki tutamak noktasının ortasına gelecek şekilde ya da şunların ortasına gelecek şekilde şöyle daha doğrusu hem o noktaların hem dikey hem yatay noktaların ortasına gelecek şekilde göz kararı ayarlamanız yeterli. Bence tamamdır. Şöyle kaydıralım. Space tuşuna basarak Avrupa kelimesine geçelim. Burada da yine bunu orta noktasına getiriyoruz. Şöyle. Yine kaydırıyorum. Lefke kelimesine gelelim. Burada da şöyle yeniden seçeyim. Şöyle orta noktasına getiriyoruz. Şu düzlemde ve şöyle şu düzlemde ortaya gelecek şekilde. Evet. Böyle yaptıktan sonra şimdi sırayla bu kelimelerimize bir animasyon uygulayarak ekranın dışından ekrana doğru bir hareket uygulayalım. Şöyle şuradaki slider'ı kullanarak biraz kaydırıyorum. Şurayı da kapatıyorum şimdi. Burada daha fazla yer elde etmek için. İlk önce birinci kelimeden başlıyorum. Lefke kelimesinden. Farz edelim. Yarım saniye boyunca bu ekranın dışından ekrandaki yerine doğru hareket eden bir animasyon yapsın. Buradan izliyorum timecode'dan. Yarım saniye 12 kare olarak hesap edilir genelde. 12 kare sonra bu yerinde olacak. O yüzden burada bunu transform özelliklerinden pozisyonunu ve scale'ı değiştireceğim. Neydi hatırlayacaksınız? İlgili yeri seçerek pozisyon değerini değiştirmek istiyorsam P harfine basıyorum. Yani pozisyonun başlangıç harfi. Burada buna bir keyframe veriyorum. Aynı şekilde scale yani ölçeği de büyüklüğü de bu şekilde olacak. Shift tuşuna basıp S harfine basarsam scale özelliğini de açmış olurum. Diğer istemediğim özellikler gördüğünüz gibi kapalı durumda. Neydi hatırlayacaksınız. Hatırlatmak için söylüyorum. Buradan transform özelliklerini bakın hepsini açarsanız burada aşağı doğru bir sürü yer işgal ediyor ama sadece scale özelliği ve shift tuşuna basıp P'ye basarsanız pozisyon özelliğini açarsanız burada daha fazla yer işgal etmesini önlemiş olursunuz. Aynı şekilde scale'a da burada keyframe verip bu noktada 12. karede ilgili değerlerini atıyorum. Daha sonra izleme çubuğumu başa alıp şu şekilde scale özelliğinin değerlerini şimdi yanında görmem gerekir. O yüzden buradan açıyorum. Bakın scale özelliğini büyüterek şöyle. Tabii buradaki yazılar vektörel bir büyüklük olduğu için siz ne kadar büyütürseniz büyütün gördüğünüz gibi pikselleşme ya da yazıda bozulma olmayacaktır. Şöyle abartılı bir büyüklük yaptım. Şöyle ekranın tam ortasına vereyim. Bakın şöyle biraz küçülteyim. Şöyle bu neydi hatırlayacaksınız. Şu hayali çizgi ekranın dışındaki. Aslında benim lefke yazımın bu kadar büyüklükte olduğunu gösteriyor. Ben hemen şuradan Title Action Safe arayı açarak bana kılavuzluk etmesi için görünür kılıyorum. Daha sonra şu ikonumu seçiyorum ve bu iki, bakın şuradaki tutamak noktasıyla, şu biraz büyüteyim. Ekranın orta noktasını üst üste getireceğim. Şöyle ki, ekranın tam ortasından geliyormuş hissi uyansın diye.
Şöyle olacak yani. Şöyle bakın. Şöyle bir animasyon olacak. Şimdi hemen burada küçük bir şey de yapalım. Bir de opasitesinde bir değişiklik yapalım. Onun için yine Shift tuşuna basıp neydi opasitenin buradaki kısa yolu. Sadece opasitenin baş harfini kullanamıyoruz. O harfini. Opacity diye eğer hecelersek sondaki T harfini kullanıyoruz. Buradaki anahtar sözcük o. Shift tuşuna basıp T harfine basarsam opacity özelliğini de açmış oluyorum. Burada başlangıçta bir keyframe veriyorum. Yine buradaki değerin yarısı kadar şöyle göz kararı. Burada yeni bir keyframe oluşturmak için buradaki alana basıyorum. Tekrar baştaki keyframe'e dönüyorum ve başlangıç değerini 0 olarak değiştiriyorum. Böylece şöyle bir animasyon elde ediyorum. Bakınız. Şöyle. Sanki ekranın dışından lefke yazısı gelmiş hissi uyanıyor. Şimdi bu animasyonu bunu tam sıfıra getireyim. Nümerik olarak da böyle tıklayıp 0 yazabilirsiniz. Şöyle kapattım bunu. Şöyle bakın. Şöyle. Bir diğer yazı oturduktan sonra sıradaki yazı oturacak. O yüzden şu Avrupa Üniversitesi kelimelerini ben şöyle sağa çekiyorum. En son şunun oturduğu yer şurası 12. kare bakın. Bir sonraki sırada Avrupa yazısı gelecek. Aynı bu şekilde bu işlemleri buna uygulayacağım şimdi. Yine 12 kare sonra animasyon ritmini sağlamak için hareketleri aynı sürede vermem gerek. Burada yine position değerini tıklıyorum P harfine basarak. Burada bir keyframe veriyorum. Shift tuşuna basılı tutup S harfine basıyorum. Sadece scale değerini açıyorum ve burada yine bir keyframe oluşturuyorum. Opacity değerini açmak için Shift tuşuna basılı tutup T harfine basıyorum. Yine burada bir keyframe oluşturuyorum. Ve bunu layer'ın başına taşıyorum. Şimdi burada istediğim değişikliği yapabilirim. Yine dedim animasyon bütünlüğü sağlamak için daha önce lefke karakterini ne kadar büyüklükte değiştirdiysem bakın 1856 %1800 burada scale değerim 1856 ile başlıyor. Aynı şekilde Avrupa yazısını da burada nümerik olarak girmem gerek. 1856 değerini giriyorum. Yine izleme çubuğum buradayken yani Avrupa layer'ının başındayken şöyle bakın neydi bu iki Avrupa'nın anchor point'ini ve bana kılavuzluk edecek ekranın orta noktasını şöyle üst üste getiriyorum ki tam ekranın ortasından gelme hissi uyansın diye. Şöyle bakın, şöyle oldu. Evet. Şimdi yine burada bir şey yapmamız gerekiyor. Opacity değerini biz ne zaman değiştiriyorduk? Yaklaşık şu iki keyframe arası boyunca opacity oluşuyor. O yüzden şu opacity değerini ben keyframe'ini buradan bu orta noktaya taşıyorum. Ve başlangıç değerini de buradan 0 olarak giriyorum. Şöyle bakın. Şöyle bir animasyon oluştu. Biraz küçülteyim. Şöyle. Evet. Bir sonraki kelimem üniversitesi. Yine aynı şeyleri buna uygulayacağım. Şöyle. Bunu kapatıyorum. Bakın birinci saniyedeyim. 12 kare ilerliyorum. Animasyon bütünlüğünü sağlamak için. Burada scale ve pozisyon değerini açıyorum. Aynı zamanda opacity değerini de açıyorum. Position ve scale'e birer keyframe veriyorum. Başa geliyorum. Neydi? Ne kadar büyütmüştük scale'da? Şimdi bir alttaki layer'dan bunu öğrenebilirim. Bakın scale değerim
Başlangıç olarak 1856. Buradan tekrar kapatıyorum ve bu layer'ın başına gelip işlem yapacağım layer'ın başına gelip scale layer'ını 1856 olarak numerik olarak giriyorum. Ve aynı şekilde buradaki bakın tutma noktasını ekranın ortasına taşıyorum. Opacity değerini başlangıç olarak şurada 0 giriyorum ve şu iki keyframe arasına orta bir noktaya getirerek şuradan buna tekrar görünürlük değerini yani opacity'sini 100 yapıyorum. Evet. Şöyle bakın. Şimdi hepsini toplu olarak görelim. Şöyle. Animasyonum şöyle. Lefke Avrupa Üniversitesi. Bakın tekrar. Tabii bunun altına siz efektler de koyarak sesle bütünleştirerek daha etkili bir hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada birkaç düzenleme daha yapalım. Şöyle şurada bakın bir ikonumuz vardı. Bu ikonları yeri geldikçe ben size anlatacağım demiştim. Bu bizim Motion Blur switch'imiz. Motion Blur şu demek, hareket esnasında biz bunlara blur verirsek bu şeyden kaynaklanıyor. Aslında hareketli objeler siz onu filme aldığınızda çok net gözükmezler. Yani ekranın sağından soluna doğru hızla koşturan bir adam ya da hızla yere düşen bir cisim. Bunu hafif bir bu hareket halindeki cisimlere blur verirseniz onun gerçekliğini arttırmış olursunuz arkadaşlar. Biz de şimdi bunlara bir blur verelim. İlk önce buradaki switch'imizi açıyoruz. Böyle basılı olduğundan emin oluyoruz. Şöyle. Daha sonra motion blur vermek istediğimiz kanallara burada bakın benzer bir switch'im var. Onun yanındaki kutucuğun motion blur'larını açıyorum şöyle. Bakın hemen bir motion blur efekti oluştu. Yine bir ön izleme alalım. Şöyle bakın. Şöyle gördüğünüz gibi bir daha izleyelim. Daha bir hoş gözüktü ekranın üstünde. Evet. Böyle oluştuktan sonra şurada altta kılavuz olarak kullandığımız Lefke Avrupa Üniversitesi'nin bütünü bakın üstteki üçü bu. Aslında bu burada duruyor. Evet bunlar oluştuktan sonra şöyle en son 1.12'de evet yerine oturuyor sonuncu kelimemiz. Şimdi buna biz bir efekt daha verip buradaki kompozisyonumuzu daha da güzelleştirebiliriz. Buradaki text panelleriyle ilgili işim kalmadı. Bunları artık kapatabilirim. Yine çok sık kullanılan bir efekte örnek vermek istiyorum burada. Şöyle ortaya alalım biraz. Evet, burada önce şu save arayamı da kapatıyorum. Efekt uygulamak istediğim kanalı seçip sağ tuşla efekt menüsünden generate başlığı altında buradan CC Light Burst efektini uyguluyorum. Evet, bakın kenarından bir ışık hüzmesi oluştu. Bu da filmlerde çok sıklıkla kullanılan jeneriklerde efektlerden biridir. Hemen buradaki efekt ayarlarımı şöyle birazcık düzenleyeyim. Efekt kontrol penceremden ayarlayacağım. Şöyle şurada bakın center ikonum var. Bununla burada şöyle birazcık kalitesini düşerek daha hızlı çalışmasını sağlayacağım. Şöyle bakın ışık hüzmesini hareket ettirebiliyorum arkada. Buna zaman içinde keyframe vererek şöyle oluşmasını sağlayacağım. Ya sağdan sola ya soldan sola. Ben
sağdan sola doğru tercih ediyorum. O yüzden buraya koydum. Burada intensity özelliğini artırırsam bakın ışık yoğunluğum da artacak. Aynı şekilde ray light arttırdığımda ışığımın uzunluğu da artıyor. Şöyle bakın dikkat ederseniz. Şöyle. Şöyle daha belirgin olacak sanırım bakın. Şöyle. Daha etkili bir görünüm için şöyle olabilir. Şöyle bir hareket yapacağız arkadaşlar şimdi. Şöyle. Şöyle yapabiliriz ya da şöyle yapalım. Şöyle daha uygun oldu sanki. Evet. Şuradan başlasın. Burada burst tipinden çeşitli şeyleri seçebiliriz. Center, straight. Straight daha uzun oluyor şöyle. Bunu seçelim. Şöyle ki. Evet, buradan başlıyoruz. Şimdi animasyonumuzu oluşturmaya başlayalım. Buradan istersek renk de verebiliriz. Bakın set color seçip şuradan üniversitemizin kurumsal renkleri olan maviyi seçebiliriz. Şöyle. Ama ben seçmiyorum. Kendi rengini, yani buradaki yazı ne renkse o rengi kullanmasını istiyorum arkadaşlar. Evet, şimdi buradayken ilk önce intensity ray length uzunluğuma bir keyframe veriyorum. Şöyle biraz büyüteyim şunu. Şuradan. Bakın 1.13'te ne dedik? Animasyon ritmini bozmamamız için bizim süreleri aynı değerde oluşturmamız lazım. Bunu 2'ye getiriyorum. Yani yarım saniyede şöyle oluşsun. Şuradan bu layer seçiliyken U harfine basıp keyframe'lerimi görüyorum. Buradaki noktaya basıp burada bir keyframe oluşturuyorum. Bu noktada ben aslında bu ray length özelliğinin olmasını istiyorum. Başlangıç noktasında ray length özelliğini sıfıra çekiyorum şöyle. Numerik olarak sıfır yazabilirim. Şöyle yani yavaş yavaş oluşacak şöyle arkadaşlar. Ve bu noktadan itibaren de center yani burada efektin başladığı noktayı da şu nokta olarak belirlemiş oldum. Şöyle 1.13 saniyede başlıyor arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 saniye bunun sürmesini istiyorum. 1.13, 3.13'te de ya da 4'te biz bunu bitirelim. Şöyle bunu başa taşıyorum arkadaşlar. Şöyle. İlk başa ben bunun için center için bir keyframe koyduğum için sonuna getiriyorum izleme çubuğumu ve o noktaya otomatik olarak benim keyframe'imi atıyor. Bakın şöyle oldu animasyon. Şöyle. Aynı şekilde sona doğru 4. saniyede yine ben ray length özelliğimin sönmesini istiyorum. Buraya bir keyframe atıyorum. 12 kare yaklaşık içeri gidiyorum. Çünkü 12 karede oluşmuştu. 12 karede de sönmesi gerekir. Animasyon bütünlüğümü sağlamam için. Buraya bir keyframe veriyorum. Son kareye gidiyorum. Ve bu noktada tekrar ray length uzunluğumu sıfıra çekiyorum. Evet, yerden kazanmak için artık şunları kapatabilirim. Şöyle biraz animasyonumu izleyelim. Evet, ön izleme yapmak için biliyorsunuz klavye üstünden numerik pad'den 0 tuşuna basarsanız ilk önce bir render yapacak. Şurada bakın yeşil alan yavaş yavaş ilerliyor. Şu anda real time izlemiyoruz. Yeşil alan tamamıyla dolunca şuradaki real time olarak bize izletecek After Effects. Bakın. Evet. Bu şekilde bir animasyon yapmış olduk bu dersimizde de. Evet arkadaşlar. Böylelikle bu dersimizle birlikte uygulama derslerinin sonuncusunu işlemiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde yaptığımız bu kompozisyonların
Bu tasarımların çıktısını nasıl alırız onu göreceğiz. Hepinize hoşça kalın diyorum.